Hepinize yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz yani hayatıma. Ben Bilge arkadaşlar. Bugün sizlerle arkamdan da görmüş olduğunuz üzere tekrar odamdayız. Niye odamdayız? Çünkü iki kişinin 15 metrekare bir odada nasıl yaşadığını göstermek istiyorum. Birkaç video önce gösterdiğim boş oda turumun dolu şeklini göstermek istedim. Yani iki kız, özellikle iki kız 15 metrekare bir odada nasıl yaşıyor, nerelere neleri sokuyor göstermek istedim arkadaşlar. Aynı zamanda Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü'nün yurdu olduğu için ilginizi çekebileceğini düşündüm. Küçük bir ara verdim, farkındayım. Fakat işte okul dönemi açıldı, son sınıfım, tez muhabbetimiz var. Bir yandan laboratuvara gidiyorum, bir yandan ALES, KPSS vesaire derken bunları birazcık düzene oturtmam gerekti. Sonrasında da hemen zaten karşınıza geçtim gördüğünüz gibi. Şimdi daha fazla uzatmadan videoya geçmek istiyorum ama videoya geçmeden önce bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda sormak istediğiniz veya çekmemi istediğiniz bir video varsa, yararlı olabileceğini düşündüğünüz veya merak ettiğiniz yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Çünkü aynı zamanda hem bölümümle ilgili hem de öğrenci köyüyle ilgili bir video çekmek istiyorum. Fakat tabii ki bunların sorular karşılığında olması gerekiyor. Dolayısıyla sormak istediğiniz soruları aşağıya bırakırsanız ben de duruma göre bir video çekebilirim. Çekmeyi istiyorum. Bunu da söyledikten sonra hemen videoya geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Şimdi öncelikle kapıdan başlıyorum. Bu sefer çıkmayacağım çünkü artık blok çok dolu olduğu için biriyle karşılaşmak istemiyorum. Şimdi böyle kapımızın girişinden başlamak istiyorum. Kapı girişinden sonra hemen şu tarafa geçtikten sonra boş oda turunda da bahsettiğim gibi şöyle bir askılığımız vardı. Bakın o askılık artık tıka basa dolu arkadaşlar. Kışta geldiği için montlarımızı vesaire buraya koyduğumuzda buranın hacmi bayağı bir genişledi gördüğünüz gibi. Sonrasında şu alt kısma geçtiğimizde bakın. Küçük küçük ilerleyeceğim. Yine boş oda turuna gidip o boş oda turunu izledikten sonra bu videoya gelin ki aradaki farkı görebilirsiniz. Şurası bomboştu. Ya hem yaz olduğundan hem de ben tek olduğumdan. Şimdi iki kişiyiz. İşte stok eşyalarımız var. Sığmayan ayakkabılar vesaire var. Burası ayakkabılık. Hatta ayakkabılığı göstereyim size. Ayakkabılık yine böyle tıka basa dolu. Yetmiyor hatta. Ben şuraya bir ayakkabılık daha almak istiyorum. Sonrasında bakın buraya sularımızı ve elektronik eşyalarımızı koyduk. Ben buraya kediler için mamamı koydum. İşte sonrasında yine burası da boştu hatırlıyorsanız. Daha doğrusu sadece benim tarafım vardı. Yine oraya birkaç şey eklendi. Sonra oda arkadaşımın eşyaları geldi. Ve burası gördüğünüz gibi tıka basa doldu arkadaşlar. Şöyle mesela benim burada tozlanmasın diye üzerine örttüğüm mutfak eşyalarım var. Yine oda arkadaşımın da mutfak eşyaları var. Ve burası bu şekilde zaten dolmuş oluyor arkadaşlar. Sonrasında hatırlarsanız şurada küçük bir buzdolabımız var. Bu buzdolabının içini açtığımızda şu an pek fazla dolu değil. Dün biraz da boşaltma yaptım hatta. Bakın bu şekilde zaten iki raflıydı. Burada meyvelerimiz, işte burada kahvaltılıklarımız vesaire var. Burada yine konserveler vesaire var. Yine burası da yani çok fazla şey olmamasına rağmen dolmuş durumda. Yine benim tarafıma geçecek olursak bakın arkadaşlar. Burayı birlikte düzenleyip yerleştirmiştik, temizlemiştik. Ama şu an bakın durumunu göstermek istiyorum. Burada yine abur cuburlarım ve sığmayan erzaklarım söz konusu. Şurada bakın ders kitaplarım vesaire var. Burada yine bir su ısıtma amacıyla kullandığım kahve makinem. Sonra şurası ıvır zıvır stok ya da temizlik eşyalarıyla dolu. Burada da yine erzaklarım var arkada aslında. Yine sığmayan şeyler var ve alakasız bir şekilde işte mesela ilaçlarım falan var. Yani şu iki raf birazcık düzensiz aslında. Sonrasında şurası artık ortak kullanıyoruz. Zaten biz de hani daha öncelerde de öyle kullanıyorduk. Şu kısmı oda arkadaşıma ait. İşte şurası bana ait. Ortada çöp kutumuz var. Sonrasında şöyle kalktığım zaman zaten böyle bir masam var. Bunu biliyorsunuz. Masanın üstünde şöyle hemen işte kalemlerimin bulunduğu işte ya da ıvır zıvırın bulunduğu böyle küçük bir organizer yaptım ben daha düzenli durması adına. İşte burada bilgisayarım var. Burada ışığım var. Sonra masadan üst tarafa geçtiğimizde bakın burası da artık tıka basa dolu ve yarıya kadar benim. Yarıdan sonrası oda arkadaşımın. Şöyle gösterecek olursam eğer burada biliyorsunuz makyaj fırçalarım var. Şöyle göstereyim makyaj fırçalarım. İşte yine makyaj malzemelerim. Yine makyaj malzemelerim. İşte aynam. Burada kişisel bakım malzemelerim vesaire derken sonra işte arkadaşımın tarafına geçiyor zaten.
Sonrasında onun kısmında böyle yine düzenliyiz. Yani olmak zorundayız. Çünkü küçük olduğu için oda yani hemen dağılıyor bir şeyleri dağınık bıraktığımızda. Sonrasında bu kısımdan sonra hemen yine karşı tarafa geçtiğimde şöyle yatağım var arkadaşlar. Bunu da göstermiştim zaten. Yatağım bazalı. Bunu da söylemiştim. Şöyle. En azından benim yatağım bazalı, öyle söyleyeyim. Ama tabii bu bazayı biz iki kişi kullanıyoruz. Hatta şimdi artık onun da after halini göstermek istiyorum size. Bakın arkadaşlar, yani tıka basa dolu. Ben de doldurdum, o da arkadaşım da doldurdu derken şurada çok az bir alan var. Onu da tekrar gittiğimde dolduruyor olacağım zaten. Ki ben mesela küçük bir odada yaşadığımızı bildiğimiz için, yani benim de çok fazla eşyam var ama kısıtlı eşyalar getiriyorum. Çünkü yani mümkün değil, mesela ben odamı buraya taşısam sığmayacak. O yüzden bir tık daha böyle eleyici davranmak gerekiyor. Ama işte görüyorsunuz, yani her yer tıka basa dolu bir şekilde. Hatta şimdi size dolaplarımı falan göstereceğim. Getirdiğim bavulumu falan göstereceğim ki durumu, vaziyeti bir görün. Yatağımdan devam ettiğimde şurada bir çamaşır kurutmalığım vardı. Bunu göstermiştim zaten. Şurada hatta daha geçen gün evden getirdiğim kışlıklarım var. Bu valizi hala yerleştirmedim arkadaşlar. Sonrasında bakın, dolabım pek düzenli değil ama dolabımı da göstereyim. Mesela şu an dolabım kışlıklarla dolmak üzere. Şuralarda bir tık birazcık yerim var. Şu aşağı zaten stok ve işte sakladığım şeyler var. Gerekli malzemeler. Orayı dolduramıyorum. Sonrasında birazcık daha gidip şimdi kapağı açtığımda zaten burası da dolmak üzere. Neden? Bunlar zaten yazlık ve çıkacaklar. Mesela sonrasında burası artık dolmak üzere. Bu raf dolacak. Çünkü daha kışlıklarımı getireceğim. Burası zaten dolmuş vaziyette. Aşağıda da zaten iç çamaşırlarım var. Bu şekilde zaten dolap da full kapasiteye ulaşmak üzere diyebiliriz. Gösterdiğim benim dolabımda, yanındaki dolapta o da arkadaşım zaten. Üstte onun yatağı var. Şöyle ilerledikten sonra o da zaten bir 15 adımdan falan oluştuğu için hemen pencere kenarına gelmiş oluyoruz. Burada yine bizim ıvır zıvırımız falan var. O da arkadaşımın valizi var. Burada kirlilerimiz birikiyor. İşte burada tekrar bir kutu var. Sonrasında burada bir pencere var. Şu an akşam olduğu için açmama gerek yok diye düşünüyorum. Kaloriferlerimiz yanmaya başladı. Burası işte oda arkadaşımın. Çok fazla göstermeme gerek yok. Sonrasında burada bir, şöyle göstereyim, banyomuz var. Şimdi banyomuzu göstereceğim size. Şimdi şöyle tekrar banyoya girdiğimizde, banyo zaten küçüktü. Tekrar göstermiş olmak için gösteriyorum ben. Yani yerleşmiş halini görün. Burada temizlik malzemelerimiz var. Burada bakın artık sabunlarımız işte çoğaldı. Atıyorum oda arkadaşımın eşyaları eklendi. Benim eşyalarım zaten buradaydı. Burada bulaşık yıkama süngerimiz var. Burada oda arkadaşımın tekrar havluları geldi. Burası şöyle gördüğünüz gibi artık dolmuş vaziyette. Sonrasında zaten burada da küçük duşakabinimiz var. İşte onun eşyaları geldi. Şuradakiler zaten benim eşyalarım. Burada da zaten klozetimiz var ve klozetten sonra da zaten bütün aslında banyoyu görmüş oluyorsunuz ama mesela şurada bile aslında alanın ne kadar küçük olduğunu artık görebiliyorsunuz. İşte bu kadar. Odayı şöyle banyo tarafından gösterecek olursam da bakın böyle görünüyor. Şu an toplu olsa da yani küçük bir dağınıklıkta hemen odanın her yeri dağınıkmış gibi görünüyor. Ama şöyle gördüğünüz gibi oda şu an full kapasiteye yaklaşmış bulunmakta arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi bütün odayı size göstermiş oldum. Artık karar siz vereceksiniz. Bana kalırsa cidden her raddesini kullandığımız bir oda haline gelmiş bulunmakta. Hatta hani nereye ne alsak daha fazla alan arttırabiliriz diye de düşünüyorum ben. Umarım az çok gözünüze şekillenmiştir bir yurtta yaşamak nasıldır. Hatta iki kız bir odada nasıl yaşar. Bu şekildeydi, göstermek istedim. Tabii ki KYK'dan halledeceğim, özel yurttan bir tık daha konforsuz bir aralıktayız diyebilirim. Ama yine de sizlerle paylaşmak istedim. Bu da böylece boş çektiğim oda turumun dolu hali olmuş olsun. Dediğim gibi sormak istediğiniz soruları aşağıya bırakmayı unutmayın arkadaşlar. En kısa zamanda bu video yayında olur. Bu videodan sonra zaten kendi imkanlarımla beni çekebilecek bir arkadaşım olmadığı için, bu da Covid döneminde artık öğrenci köyü ziyaret kabul etmediğinden kaynaklı bir problem. Ama yine de sizlere öğrenci köyünün full böyle bir turunu çekmek istiyorum. Özellikle bu bloğu tanıtıp bir blokta nelerin yer aldığını, işte büyüklükleri nasıldır, kapasite nasıldır vesaire, işte meraklarınızı gidermek adına genel bir öğrenci köyü turu videosu çekeceğim. Dolayısıyla beni takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar.
dedikten sonra hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşürüz. Hoşça kalın.